Beni tiyatro ve dizilerde defalarca izlediniz. Ve izlediğiniz bambaşka filmlerde bu ses o ses mi dediniz? Kravat büyük annemden bir armağan. Mesele değil mi? Bu bir soygun. Bana üvey anne deme, hanımefendi de. Şirketi sizin almanıza sevindim. Beni Nebahat Çehre'nin sesi olarak da duydunuz. Geçmiş olsun Hürrem, nasıl oldun? Elif gizli kapaklı işler çeviriyormuş da haberim yok. Angelina Jolie. Prensesi sonsuz uykusundan tek bir şey uyandırabilir. Emma Thompson. Hiç tanımadığım birinin bana adımla hitap etmesi beni rahatsız eder. Juliette Binoche. Sen manyak değilsin. Ha. Yani öylesin ama o kadar da değil. Ya. Julia Roberts başta olmak üzere Hollywood filmlerinin birçoğunda bambaşka karakterlerin sesi olarak çıktım karşınıza. Prensi getirebilir misiniz? Herkes başka yerlerden gelmiş. O gelmiş geçmiş en büyük suikastçilerden biriydi. Onu öldüren adam şu anda arkamda. İşte sesini çok iyi bildiğiniz ama o ses kimdi dediğiniz o seslerden biri de benim. Ben Gülen Karaman. Dublaj hayata karşı daha dik durabilmemi sağladı sanıyorum benim. Çünkü dublaj sayesinde ben seçimlerimi daha özgür yapabildim. Her şeyde oynamak zorunda kalmadım. Gelen her teklife peki demek zorunda kalmadım. Çünkü ben hayatımı ancak kazanarak devam edebilen bir insanım. Yani bir mal varlığım, işte aileden gelen bir zenginliğim falan olmadığı için ben kazandığımla yaşayabilen bir insanım. Ve hayata daha dik bakabilmemi, tabii ki ben bu konuda çok acılar çektim. Yani dublaj süreci, o direnme süreci, dublaj da ciddi bir direnme süreci zira. Çok uzun saatler, çok uzun günler, çok uzun yıllar, çok büyük özverilerle çalıştım. Şimdi sanıyorum çok daha farklı bu ortam ama dediğim gibi ben her televizyonda bana gelen her öneriyi peki demek zorunda kalmadım. Seçtiğim şeyleri, zevk alabileceğim şeyleri yapmak özgürlüğünü tanıdı bana. O açıdan dublaj bana hareket kolaylığı sağladı diyeyim. Hepiniz beni dinliyorsunuz. Prenses gerçekten çok zarif ve güzel bir kız olacak. Nedenini açıklayamayacağım, sadece susarım. Bu kadın Adnan'ın peşinde. Yoksa sen razı mısın? Hadi canım, ne kadar utanç verici. Dublaj hayatıma canım Mustafa Alabora sayesinde girdi. Mustafa bir gün bana dedi ki gel seni dublaja götüreyim dedi. Ama dedim yani nasıl olur, yapar mıyım, yapabilir miyim? Tabii çok gencim. Denersin en azından ya dedi. Her şeyde ne bileyim dedi, biraz para kazanırsın. Hayatı biraz daha garanti gözüyle bakabilirsin. Başla bakalım yapabilecek misin dedi. Ufak ufak öğretti. O şekilde de güzel roller konuşmaya başladım. Bence dublajın olmazsa olmazı bir kere iyi bir Türkçe bilgisi. Ama herkes usta olmuş durumda değil. Maalesef çok iyi yapan çok az var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eskiden denirdi ki Türkiye'de dublaj olağanüstü. Hayır, Türkiye'de artık dublaj hiç iyi değil. Birkaç insanın dışında ki bu parmakla sayılabilecek kadar az, hiç tevazu da göstermeyeceğim, çok az arkadaşım var çok iyi konuşan, Türkçeyi çok iyi bilen ve Türkçesine güvenebileceğiniz birkaç kişidir keyif alabileceğiniz. Ancak olmazsa olmazı doğru bir Türkçe bilgisi. Doğru bir ve de tabii ki zeka. Her işte olması gerektiği gibi dublajda da kıvrak bir zeka gerekiyor. Çünkü konuştuğunuz kişinin temposunu almazsanız asla o kişiyi doğru seslendiremezsiniz. Biz o kişiyi tekrar oynamıyoruz ki. Oynanmış bir şeyin üzerine onun temposunu ve onun ruhunu, duygusunu yakalayarak
Türkçeleştiriyoruz. Bizim bütün yaptığımız bu. Çok fazla abartılacak bir şey yok ama bu kadar doğal ve bu kadar doğru seviyede ve seviyeli yapılması çok zor. Nasıl ki doğal konuşmak zordur, sahnede doğal oynamak zordur. Televizyonda da yaptığınız dublajda reklamını da bunun içine katıyorum tabii. Doğalı yakalamak çok zor bir şeydir. Doğal bilgiyle yakalanabilir. Doğal doğru içgüdüyle yakalanabilir. Doğal doğru bir akılla yakalanabilir. Bunun da çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben. İyi bir baba ol. Olur mu? Olacağım. Başaramadık. İyi geceler anne. Senin anne değilim. Hepiniz beni iyi dinleyin. Prenses gerçekten çok güzel ve zarif bir kız olacak. Onu tanıyan herkes çok sevecek. Sadece sesimden beni tanıyan çok insan var. Telefonda bile var. Telefonun dışında beni mesela konuşuyorum... Marketteyim. Birdenbire biri dönüp yüzüme bakıyor. Aa, o sizsiniz falan oluyor. Evet, yüzümü de tanıyorlar ama sesimden çok tanıyan insan var. Hatta benim canım Cem diye bir arkadaşım var. Bir yerde bir ses mühendisidir. Çok önemlidir. Ona da çok güvenirim. O bir gün yemeğe gitmiş. Ne olmuş? Televizyonda benim bir reklamım yayınlanıyormuş konuştuğum. Yan masadan biri demiş ki, aa, ne Bahçehir'e reklam konuşuyor demiş. Cem dönmüş, hayır efendim o Gülen Karaman. Ne Bahçeli'de Gülen Karaman konuşuyor demiş. Geldi bunu bana anlattı, ben çok güldüm buna. Ben Nebahat Hanım'ı konuştuğum için ilk başta çok şaşırıyorlardı. Nebahat Hanım'ın sesi zannediyorlardı. Sonra tabii anladılar benim konuştuğumu. O sesle beni üst üste getirdiler. Aa, Nebahat Hanım, Nebahat Hanım diyebiliyorlar. Sesimden çok tanıyan oluyor, evet. Ben senin iyiliğin için yüzüne gülüyorum şimdilik. Yakında işler ilerleyince bana hak vereceksin. Aa, sen bilmiyor musun? Elif'in bir sevgilisi varmış. Ömer Bey. Hep beraber gidiyoruz tayyarlara. Oyunculuk içgüdülerimden dolayı sanıyorum bir sürü şeyi ben tekrar konuşmak ve işte bunu ben seslendirseydim diyorum bir sürü aktriste. Ama aslında o keşke şunu ben konuşsaydım dediğim aktrislerin çoğunu konuşmuş oluyorum. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda zaten konuştuğum rolleri tekrar yani tekrar konuşmak istediğim bir şey her zaman oluyor. Bir sürü rol oynamak istediğim gibi her zaman oluyor. Onu da keşke ben oynasaydım, şunu ay keşke ben oynasaydım, şunu da ben konuşsaydım. Bu içinizde sönmeyen bir ateş sanıyorum. Ama onu da dozunda tutmak lazım. Ben birazcık bu anlamda kadere inanıyorum. Kimse kimsenin ekmeğini yiyemez, kimse kimsenin kaderine engel olamaz diye düşünüyorum. Tabii ki seçimler çok önemli. Ama evet, açgözlülüklü onu bunu da ben yapmak, onu bunu da ben oynamak, onu bunu da ben konuşmak istiyorum bir sürü şeyi. Ama efendi gibi yaptıklarımla yetiniyorum. Sen çok iyi oynuyorsun. Aa, öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım. Çok enerjim yüksektir benim. Enerjisi çok yüksek insanlara konuşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Julia Roberts'ın enerjisi çok yüksektir. Onu çok severim. Bir sanat galerisinde çalışıyordum ve sanatı çok severim, anlamışsınızdır. Tabloları falan, çok kahverengi. Affedersiniz, ben yapsam? Tabii, boya sizin. Teşekkür ederim. Kraliçe, bütün dünyadaki en güzel kadın olarak kalmak istediğini fark etmişti. Ve Pamuk Prenses, en iyi şeyi yapmalıydı. Kızın gitmesi gerekiyordu. Bir filmin dublajına hazırlanmak diye bir şey olmuyor bir kere. Eskiden prova yapardık. O hep beraber girdiğimiz, yaptığımız dönemlerde prova yapardık. Hep birlikte bir iki prova yapılırdı. Çünkü o zaman kesmek, geri dönmek falan onlar hep büyük zararlar getirirdi stüdyoya. İşte aletler
ona çok fazla müsait değildi. Benim teknik bilgim hiç yoktur bu anlamda. Öyle değildi yani, tekrar tekrar dönüp almak, tekrar tekrar dönüp almak. Koca sahneleri baştan sona almak zorunda kalıyorduk. Onun için prova yapıp giriyorduk. Şimdi artık hiçbir şekilde olmuyor. Karşımızda işte o kişinin görüntüsü, elimizde tekst, kulağımızda sesi. O şekilde yola çıkıp böyle devam ediyoruz. Prova falan artık hiç yapılmıyor. Dünyayı kurtardığı falan yok ki. O sadece bir satış temsilcisi. Hepsi bu. Uyuyamadığım zamanlarda ona bana gününü anlatmasını isterim. 6 saniye sonra bayılırım. Pekala, kollar içeri, eller içeri. Baş aşağı. Aşağı. Sakinleş ve bırak zihnin boşalsın. Senin için bu zor olmamalı. Üzerinden çıkardığım şey hafıza kaybına yol açan bir tür ilaç enjekte ediyordu. Umarım hafıza kaybı kalıcı olmaz. Animasyon seslendirmesine gelince, şimdi animasyon daha fazla alan açıyor mu? Pek sanmıyorum çünkü animasyon filmler, tabii ki ufak tefek yapılan çizgileri, mizgileri, onları saymıyorum. Büyük sinemalarda oynayan filmler direkt Amerika'dan şirketler tarafından seçilen sesler kanalıyla yapılıyor. Onlar mutlaka bir test ses alıyorlar, birkaç kişinin içinden seçiyorlar ve o dublajlarda onlar bizzat bulunuyorlar, geliyorlar Amerika'dan. Çünkü onlar bir şey çizilmiş ya da onlar bir şey çekmişler işte ne yaptılarsa. Onlara uygun sesleri, onların duygularını en iyi onlar biliyorlar. Bir anlamda yönetmenliğini yapıyorlar buradaki Türk yönetmen arkadaşımızla birlikte. Türkçe bilmemelerine rağmen zaman zaman gereksiz karışmaları da oluyor ama sonuçta çok fazla alan açmıyor. Yapılan işi gene aynı şekilde, son derece profesyonel bir şekilde yapılan işi, evet siz de bir şey katıyorsunuz kendinizden. Animasyon filmindeki tek avantaj belki o ama gene o çizgiye ya da o animasyon karakterine, yani onun içinde kalarak yapıyorsunuz bu işi. Gene işte akılla yönetilmesi gereken bir iş o da. Tek başına idare edebilecek misin peki? Merak etme anne, buradayken güvende olurum. Seni çok seviyorum canım. Ben daha çok. Yo, en çok ben. Affedersiniz beyler, signori. Mio nonno, yani dedem az önce bozuldu da. İçinizden biri bize yardım edebilirse çok minnettar olurum. Görünüşe göre sana yol yardımı gerekiyor. Benimle konuşuyordu Ivan. Öyle mi? Yo, hayır hayır, benim için kavga etmeyin. Signore çekici, per favore. Sesim bana, herkes çok güzel diyor benim sesime. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani ben zaman zaman kendi sesimden sıkılıyorum. Ama bu herhalde herkes için söz konusudur. Çünkü sürekli yanlış arıyorsunuz, sürekli eleştirerek yaklaşıyorsunuz kendinize. Ya da çoğunlukla öyle yaklaşıyorsunuz. Hep daha keşke şöyle yapsaydım falan oluyor insan. Ne buldum bak. Küçük bebek patiklerin. Aa anne. Aa, benim minik patikli o. Tamam. Ben kardeşliğe kabul edildikten sonra Max Patrick'in de listede olduğunu öğrendim. Yargıç ölmeden haftalar önce yazılmış. Ama kardeşliğin bir üyesi tetiği çekmeyi başaramamış. Dublaj hayatımda olmasaydı benim hayatımda şu anda ne olurdu? Vallahi hiç bilemiyorum. Bence ne olabilirdi? Ben şehir tiyatrosunda bir oyuncu olarak hayatımı sürdürüyor olurdum. Çünkü o dönem çok kısa bir süre, çok gençken, daha konservatuvarda öğrenciyken kısa bir süre şehir tiyatrosunda oynadım. Sonra 80 sonrası işte konuk kadroları lağvedildi, biz de çıktık. Sonrasında ben bir ara bir davet edildim şehir tiyatrosuna. Ben o dönem onu istemedim, kabul etmedim. Galiba o kabul etmemem benim asıl hayatımdaki dönüm noktası. Ya kendimi doğru bir yerde hissediyorum. Bu doğru yerde olmayabileceğimi düşünüyorum. Eğer ben hayatımı bir anlamda bu şekilde dublajla özgürlüğümü kazanıp da
seçme haklarımı kullanabilme noktasına gelebildiysem kendimi de geliştirdiğimi, daha çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani o seçimler, insanların hayatında seçimler önemlidir ya, ben doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Yani dublaj olmasaydı ben biraz daha kısır bir hayat yaşıyordum diye düşünebilirim. Öyle düşünüyorum. Ekonomik anlamda hiç değil. Onu asla söylemiyorum. Hem kültürel hem işte entelektüel anlamda ben daha küçük bir hayat yaşıyor olurdum diye düşünüyorum. Dublajın bugün geldiği nokta bence çok sevimli bir nokta değil. Çünkü biz eskiden hep beraber girerdik o yoğun çalıştığımı söylediğim dönemlerde. Ki çok değil, bundan 3-5 sene öncesine kadar galiba biz hep beraber ya da en azından ikişer üçlü, ikili üçlü sahnelerin insanları bir arada girer konuşurduk. Bir arada konuşmalarda çok daha organik bir şey oluşuyor. Şöyle ki ondan aldığınız tonla devam ediyorsunuz. Yani bir nevi birlikte o atmosferi, o sıcaklığı birlikte yakalıyorsunuz. Ondan aldığınız tonla siz devam ediyorsunuz, o sizden alıyor. Ondan gelen bir tepkiye siz nida yapabiliyorsunuz falan. Daha bir yaşayan karakterler oluyor. Tek tek girmek biraz daha mekanikleştirdi bence. Şimdi gidiyorsunuz, 2 saatte başrol konuşup çıkıp gidiyorsunuz. Koca bir gün size kalıyor ya da başka bir stüdyoya gidiyor arkadaşlarım falan. Geldiği nokta, hani zaman kazanma açısından evet doğru. Sonuçta teknolojinin nimetlerinden yararlanılıyor artık, ne kadar nimetse. Ama organikleşmesi açısından bence çok fazla ete kana bürünemiyor sesler. Çoğu çok iyi olamıyor. Kötü niyet beslemediğimi göstermek için ben de minik bebeğe bir hediye vereceğim. Tüm uydulara parazit yolluyorlarmış. Bunu Amerikalılar keşfetmiş. Eğer Matmazel de Adnan'ın peşine düşerse sen de rahat edersin, değil mi? İşte dublaj hayatı zor bir hayattır. Bunu yol edinmek isteyen gençler çok dikkatli davransınlar. Biraz haklarını savunmayı öğrensinler. Sebat etsinler. Şimdi onlar sebatı da bilmiyorlardır. İnatçı davransınlar, ısrarcı davransınlar ve Türkçeyi çok iyi öğrenmeye çalışsınlar doğru insanlardan.